ve Hereke İpek Halılarının bir dünya markası olduğu o tarihi mekandayız, Fabrika Humayun'dayız. Altaylardan Tuna'ya, Adriyatik sahillerinden Çin Seddi'ne, konuşulan dil bizim dilimizdir. Söylenen türkü bizim türkümüzdür. Vatan için atan yüreklerle yükselmiş bizim kültürümüz. Bazen bilimde imzası olan Ali Kuşçu, İbn Sina, Farabi olmuşuz. Bazen de tarihe meydan okuyan eserlerin ustası Mimar Sinan. Türkistan'dan Anadolu'ya renk renk, nakış nakış uzamış kilimlerimiz. Aşkımızı, sevdamızı ilmeklerle halılara nakşetmişiz çağlar boyunca. Bazen binlerce yıllık pazırık halısı olmuşuz Altaylarda. Bazen Hereke'de dokunan örtü olmuşuz Kabe-i Muazzama'ya. Bazen yatak, yorgan, bazen yer örtüsü, çadır perdesi, bazen seccade ya da minder, bazen de duvara asılan süs eşyası olmuş halı ve kilimler. Zengin bir kültüre sahip bir toplumun düşüncelerini, sevdalarını, savaşlarını yansıtmış. Orta Asya'dan başlayıp Selçuklu'ya, oradan Osmanlı'ya ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanmış bu halk sanatı. Böylece binlerce yıla meydan okuyabilmiş, kök saldığı her toprakta yeni motif ve renklerle gelişip güncellenmiştir. Zengin kültürlerin birikimini ilmikler vasıtasıyla aktaran kadim sanatımız, tarihi İpek Yolu sayesinde Altay Dağları, Yenisey Vadisi'nden dünyanın birçok bölgesine yayılmıştır. Kadim Türk boylarının dünyaya yayıldığı bir coğrafya burası. Dünyanın en eski halısı olarak tarihe geçen binlerce yıllık pazırık halısı bu topraklarda gün yüzüne çıkmış. Türkler bu toprakların zirvesinde yeniden doğmuş. Burası Altay Dağları. Nuh tufanı sonrası Altay Dağları'na sığınmış olan Türkler, zamanla nüfuslarının artmasıyla dünyanın dört bir yanına göç edip yurt yuva kurmuşlar. Buranın girişinde yer alan Avrasya'nın kalbi Altaylar'da kadim Türk boyları anıtında gelecek nesillere nasihat başlığı altında şu cümleler karşılıyor bizi. Bu anıt eski kadim boyların devlet meselelerini görüşmek için bir araya geldikleri, yiğitlerin küheylanlarına binerek sefere çıktıkları, halkın belleğinde yer etmiş olaylar anısına düzenlenen kutlamaların yapıldığı yere, Dağlık Altay'a dikilmiştir. Burası Türk medeniyetinin doğduğu yerdir. Gelecek nesiller, kökenlerinizi hatırlayınız. Atalarınızın yaptıklarıyla gurur duyunuz ve adınıza layık olunuz. Mavi gök kubbe altında ilelebet payidar kalınız. El sanatlarında bir dünya markası olan Hereke İpek Halısı'nın tarihini araştırmak üzere kadim Türk boylarının dünyaya yayıldığı Altay Dağları'na doğru yola çıkıyoruz.
Türklerin atası sayılan topluluklara yurt olmuş Altay Dağları, Hun İmparatorluğu'nun asırlarca hüküm sürdüğü bir bölge. Yenisey Yırmağı, Sayan Dağları, Tuva ve Hakas bölgesi bu coğrafyada. Türk halıcılığının dünyaya yayıldığı, Hereke İpek Halısı'na ilham kaynağı olan Pazarık Halısı'nın bulunduğu, Büyük Hun Devleti ve Ergenekon geçidine ev sahipliği yapan Altay Dağları'nın zirvesindeyiz. Altay Dağları'ndaki Ergenekon geçidinde belgesel çeken ilk televizyon ekibi olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugün Rusya Federasyonu'na bağlı Kray ve Gorno-Altay Cumhuriyetlerindeki Altay Dağları, görkemli manzarasıyla insana göz ve gönül ziyafeti sunuyor. Orta Asya'da, Sibirya'nın güneyinde ve Moğolistan sınırında uzanan Altay Dağları'ndaki kaya yazıtlarıyla birlikte, Bey ve Kadun Irmakları ve Ergenekon geçidi, Türk tarihinin canlı şahitleri olarak bizi selamlıyor. Değerli izleyenlerimiz, dünya coğrafyasında kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırıyoruz. Kadim Türk boylarının yaşadığı bölgedeyiz. Altay Dağları'ndayız. Ergenekon geçidindeyiz. Ve küçükken Ergenekon destanını okuyarak büyümüştük ilkokul yıllarında. Ve bizi coşkulandırmıştı. Ve saatlerdir yollardayız. Şu an Ergenekon geçidine geldik. Birçok tarihçi Ergenekon geçidinin Altaylar'da olduğunda hemfikir. İlk kez ünlü tarihçi Reşideddin, Cami-ü Tevarih adlı eserinde Ergenekon destanından söz ederek şu bilgileri verir. Düşman tarafından hileyle yenilgiye uğratılan Türkler, Ergenekon Ovası'nda yeniden türüyüp, tekrar eski yurtlarına dönerek düşmanlarıyla çarpışıp zaferler kazanmışlardır. Ergenekon geçidine çok yakın bir yerde bulunan, dünyaca ünlü Pazarık Halısı'nın bulunduğu Altay Dağları'ndaki kurganlardayız. Dini, mitolojik, arkeolojik ve sanat tarihiyle ilgili araştırmalarda kültür tarihimize ışık tutan bu kurganlar, el emeği, göz nuru halıcılık sanatımız bakımından da çok önemlidir. Halı sanatımızı daha iyi anlamak için 1947 yılında Altay Dağları'nda Rus arkeolog Sergey Rudenko tarafından 5. Pazarık Kurganı'nda bulunan eşyalara bakmamız gerekir. Bu kurganda göçer kabile üyelerinden bir süvariye ait eşyaları ve atı gömülü olarak bulunmuştur. Altay Dağları'nda 2500 yıl öncesine tarihlenen bu kurganda 1.89 x 2 metre ebadında bir halı ortaya çıkar. Bu yün halının dış bordüründe yan yana sıralanan süvariler görülür. Süvarilerin bir kısmı atlarının üzerindeyken bir kısmı atın yanında yürür. Bu süvariler göçer Türkmen boylarının hayatlarından bir kesit sunarlar. İç bordürü rengeyikleri süslemektedir. Pazarık halısı tasarım, ölçü ve şekil bakımından Türkmen halılarına çok benzemektedir. Simetrik düğüm olarak bilinen gördes Türk düğümüyle dokunan bu yün halı santimetre karesinde 36 çift düğüm bulundurmaktadır. Bu düğüm devrine göre çok ileri bir tekniktir. Pazarık halısı Türklerin halıcılık konusunda çok eskilerden beri uzman olduklarını ispatlamaktadır. Dünyanın en eski halısı olarak tarihe geçen Pazarık halısının orijinali, Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki Ermitage Müzesi'nde sergilenmektedir. O halıcılığı dünyaya tanınan 2500 yıl önce bu
Kurgana konan halı bugün St. Petersburg Müzesi'nde Gördes halıları ile Türk halıları ile eşdeğerde. Pazırık halısı ile ilgili belgesel çekimimizi tamamlayarak Altay Dağları'ndan ayrılıyoruz. Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne bir dünya markası olan Hereke İpek Halısı ile ilgili araştırmalar yapmak üzere Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Hereke'ye gidiyoruz. Bengü yazıtlarından da eski Orhan Kitabeleri ve Bengü yazıtlarından önce Pazırık halısına Altay Dağları'nda medeniyetimiz kazınmıştı ve Türk halısı olarak kabul eder dünya. Ama ben hiç Pazırık halısının bir örneğinin Hereke'de olabileceğini bilmiyordum. Efendim merhabalar. Merhabalar. Han halıcılık ve Sayın Örle birlikteyiz. Dördüncü kuşak ipek halı yapıyorsunuz. Bu Pazırık halısının birebir aynısı efendim. Hikayesini dinleyelim. Bildiğiniz üzere ben tekrardan belki anlatıyorum ama dünyada bilinen ilk halı yani 2500 yıllık geçmişe sahip bir halı. Anlatırken ben bunu heyecanlanıyorum. Heyecanlanma sebebim bu halı bize dünyaya halıcılığı Türklerin bahşettiğini gösteriyor. Yani Türkler göçebe bir toplum. İhtiyaç üzerine halı üretilmiş. Önce kilimler üretilmiş, daha sonra halı üretilmiş ve bilinen ilk halı. Ve biz bunu orijinal renklerine sadık kalarak üzerindeki figürleri birebir yansıtarak orijinal ölçülerine bir ipek halıya yansıttık. Belki de ipek halıya yansıtan ilk firma mısınız efendim? Daha önce Şöyle yün örneklerini gördüm ama yün örneklerinde bu kadar detayı yansıtamıyorsunuz. İpek'te evet. Biz birebir bunu yansıttık. Göçebe bir toplum olduğumuz için atlı olan yaşantımızı yansıtmışız. İşte hayvancılık bir taraftan yaşam kaynağımız, üzerinde hayvanlarımız var. Şurada gördüğümüz kareler, işte Ural Altay Dağları'nda yaşadığımız için şimdiki gibi 4 mevsim yok, 2 mevsim var. İşte yaz ve kış 2 mevsimi gösteriyor. Müthiş bir örnek. Evet. Ve 2500 yıl önce. 2500 yıl evvel. Evet. Ve çok enteresandır. 2500 yıl evvel yapılan üründe şu anki Hereke halısında uyguladığımız teknik. Ömrünü bu halı tezgahı başına adamış insanlarımız var. Daha doğrusu kendini o güzelim ipek halıya adayan insanlarımız var. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yaparsınız burada? İpek halı yapıyoruz. Hereke ipek halısı yapıyoruz. Kaç yıldır yaparsınız? 18 yıldır yapıyorum. 18 evet. Yıldır. Nasıl? Hep böyle tezgah başında? Evet, hep tezgah başında. Ne kadar geçiyor yani? Günün ne kadar bu tezgah başında? 9'a çeyrek kala başlıyorum. Akşam 7'ye kadar. Ne tür halılar yaptınız bugüne kadar? Hep böyle harem sahnesi yaptım. Kabe desenleri yaptım. Beraber çalıştık. Büyük halı yaptığımız için biz aynı zamanda kardeşiz. Nasıl? Abla kardeş? Evet, abla kardeşiz. Evet. Beraber çalışıyoruz. Tezgahımız büyük. Ya 18 oldu. Yıldır beraber mi? Yok, 18 yıldır beraber değil de büyük tezgahlarım. Oturup bir evet, 5-6 evet. Senedir evet. Beraber. Ve hiç başkası bunu yani farza şimdi birisi kalksa veya biriniz gitse, bir başka biri gelse rahat yapabilir misiniz bunu? Yok, yapamayız. Sırayı bir kişinin elinden çıktığı için, sırayı ablam kestiği için sürekli o tezgahın başında olmadığı zaman ben yapmıyorum. Halı sadece bir ilmik ve desenlerden ibaret değildir. Duygudur halı, gönüldür halı, sevdadır halı ve Bengü yazıtlarından, Orhon kitabelerinden çok daha eski medeniyetimizin kilometre taşı, tapu senedidir halı. Hele ipek halı bir başkadır. Binlerce yıllık geçmişe sahip Pazırık halısından ilham alınarak Anadolu'da 36 değişik yörede dokunan Türk halılarının en nadide örnekleri tarihi İpek yolunun kavşak noktası olan Hereke'de hayat bulmuştur.
Ohannes ve Bogos Dadyan kardeşler tarafından 1842 yıllarında kurulan Hereke Fabrikası, 1845 yılında ülkenin ilk özel dokuma fabrikası olarak faaliyete geçti. Aynı yıl fabrikanın mülkiyeti Osmanlı Devleti'ne devredildi. Başlangıçta bez ve ipekli kumaş üretimi planlanan fabrikada Avrupa ülkelerinden ithal edilen makinelerle beraber üretim alanı genişledi. Fabrika ürünlerindeki kalitenin piyasada kabul görmesi sonucu 1846'da Hereke markası tescil ettirilerek koruma altına alındı. 1850 yılında fabrikanın adı Hereke Fabrika-i Hümayun olarak değiştirildi. Hereke Fabrika-i Hümayun, Sultan Abdülaziz döneminde piyasada satılmak üzere ipekli dokuma üretimine başladı. 1878 yılında yangın geçirdi. 1882 yılında yeniden faaliyete girdi. Dünyanın en büyük el dokuma halıları arasında yer alan Yıldız Sarayı Büyük Salon'da bulunan halı Hereke'de dokundu. Böyle bir Hereke'de de fabrikaya girdim. Fabrikaya gittik, desenatörlüğe. Ne demek desenatör? Ha. Belki değerli izleyicilerimiz bilmiyordur. Evet. Buyurun. Desenatör, halı desenatörü. Bir de kumaş desenatörü var tabii. Kumaş desenatörlüğü çok zevksiz bir iştir bence. Çok zevksiz. Kumaşa bir desen yapamazsınız ki. Balık sırtından başka. Ama bizim halıcılık, aman Allah'ım, o kadar güzel. Bakın 85 yaşındayım. Bana desin mi birisi, sana 500 bin liralık resim yaptıracağım ama 50 lira vereceğim. Vallahi yaparım. Yeter ki o meslek devam etsin. Halıcılık ölüyor, can çekişiyor. Ne diyorsunuz ya? Tabii tabii. Bizim halı. Ben, bir anlatın o zaman nasıl halı? Halıcılık. Bakın, Türk süslemesi ile yapılan halı baha biçilmez. Şimdi İran halıları çok meşhur olur derler benim zamanımdan beri. Fakat benim hocam da söyledi. Doğrudur da. İran halılarının meşhur olması, tutulması, kıymetli olması oranın yün halısı bile ipek halı gibi parlar. Çünkü oranın coğrafi durumundan mıdır nedir? Yapay cinsi daha parlak. Bizimkilerin biraz daha var. Ama yine o Acem halıları, o İran halıları revaçta değil Avrupa'da. Değil. Üzerine basa basa söylerim. Türk halıları revaçta. Çünkü bir Avrupalı, Amerikalı geldiği zaman işten yorgun evine, şöyle önüne baktığı zaman o koltuğa oturup da o karmacık kurmacık böyle desenler nereden girip nereden çıktı diye belli olmayan dallı budaklı ağaç kuşu desenlere bakıp zaten yorulmuş olan beynini dinlendirmek istiyor, dinlendiremiyor. Türk halısında bir usluk vardır. Başlangıç, bitiş, giriş değildir. Sultan Abdülmecid'in Dolmabahçe Sarayı'nı dünyanın en iyi halılarıyla döşeme fikri üzerine 100 halı tezgahıyla yeni bir bölüm açıldı. Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesinde Hereke Dokumanesi adıyla açılan atölyede sadece saray için dokuma yapıldı. Bu halıların başka bir yerde kullanımı yasaklandı. Bu tarihlerde boyahane ve kumaş perdah makineleri İmparatorluk sınırları içinde yalnızca Hereke Fabrika-i Hümayun'unda bulunmaktaydı. Ayrıca Fabrika-i Hümayun'la birlikte Hereke'de kamu hizmeti veren müesseseler kuruldu, eğitim binaları yapıldı. Hereke tam anlamıyla bir şehir haline getirildi. Osmanlı Devleti'nde ilk hidroelektrik santrallerinden biri de Hereke şehir merkezinde Ulupınar su kaynağı üzerinde kuruldu. Yılında Hereke'de halı dokuma büyük bir gelişme gösterdi. Halı için gerekli iplik Karamürsel'deki devlet fabrikasından sağlanmaya başlandı. Fabrika gelişimini ve ürün çeşitliliğini arttırdı. 1902 yılında çuha, şayak ve iplik bölümü faaliyete girdi. 1905'te yünlü dokuma işleri ve 1908'de fes bölümü üretime başladı.
Çocukluk yıllarımdaki hareke, işte dediğim gibi Sümerbank'ın saat 4.30 dediği zaman arı kovanı gibi çıkan işçilerin harekeye yayılmaları, taş binalarda oturan insanların evlerine geçmeleri ve hareke 72 parça, yanlış söylemiyorsam, bir taş binanın olduğu. Şimdi taş bina dendiği zaman taş örme binalarında o yaşayan insanlar, bugün hala depremde mesela hiçbir arıza görmeyen insanlar, 96 senesinde Sümerbank'ın satılmasıyla harekede bu insanlar, körfez dediğimiz belki 20 binin üzerinde buralara geldiler. Onların çocukları evlendiler. Dolayısıyla harekede çok az bir nüfus kaldı. Sebep, hareke ilçe olmamakla beraber insanlarımızın umudu bitti, tükendi. Mesela ipek ve kumaşla fabrikayı Humayun zamanında başlayan, daha sonra geliştirilen hareke halahaneleri diyelim. Mesela 4 parça harekede halahane yapılıyor. Milli sarayların şimdiki hali, daha sonraki halahane olarak bir önceliği var buranın. Efendim, burası 3. 4. parçada şurada kalıyor ve ben bundan sebep düşündüm, o 4. parçayı bir şekil içine alabilmesi için, biraz daha konuyu değerlendirip açabilmek için 4 halahaneyi şöyle kara kalemle çizdim. Burada çalışanların şu görmüş olduğunuz parçada yattıklarını ve buranın çeşitli hizmetler verdiğini, dolayısıyla ambarları ve bu binaları ısıtan, ambar mı demek lazım, ne demek lazım bilmiyorum, dekavil dediğimiz bir makineyle ısıtılan, kömürle çalışan ve iskeleye gelen kömür gemileriyle şu görmüş olduğunuz fabrikayı Humayun'a olan parçalar tamamen bu gibi ısıtılaraktan, şu küçük parça hastanemiz. Dolayısıyla mesela aynı yerde şu görmüş olduğunuz Çamlıbahçe. Burası Çamlıbahçe'nin çekilmiş fotoğrafı, yıllar önce, 1800'lü yıllar diyebilirim. Dolayısıyla bu halanelerde çalışan ve burada Çamlıbahçe'de yemek yiyen, paydos saatindeki olan kızlarımız, yukarı hareke ve dışarıdan gelen Darül Eytamlı kızlar. Peki, Darül Eytam öksüz ve anne babası olmayan çocukların kaldığı yer. Gene daha önceleri çekilmiş, gene tarihi 1890'lara dayanan bir fotoğrafı ve son zamanlara gelen gene böyle bir fotoğrafı ve içinde detaylı fotoğraflarımız var. 1958 senesinde harekete çıkan bir basının harekeden halı ve ipek kumaşları gönderiliyor Brüksel El Sanatları sergisine şekliyle o günlere ait. Gösterir misin? O günlere ait 1958 27 Şubat senesine ait bir harekete çıkan bir gazete. Harekete o zaman ilçe mi nedir? Harekete o zamanlar mahalle. Yani 1948'de ilçe belediyelik olan harekemiz 1958, yani 10 sene olmuş belediyelik olalı. Harekenin tapusu bu. Yani hareke fabrikası Sultan Mecid zamanında tapu kaydı. Bunu da böyle hatıralarımın arasına buraya yapıştırdım. O günkü fabrikanın son zamanlarında işte yalnız milli saraylar kalmış, diğer halahaneler yıkılmış. Sadece halı dokuması için gereken bölümlerin değil, işçilerin yemek yediği, dinlendiği ve spor yaptığı alanların detaylı bir şekilde düşünülüp tasarlandığı fabrika, Osmanlı'nın sosyal devlet yönüne önemli bir örnek teşkil etmektedir. Devletin çeşitli bölgelerinden getirilen yüzlerce yetim kız çocuğu bu fabrikada meslek sahibi edilmiştir. Bu kız çocuklarının fabrika sınırları içerisinde barınabilecekleri yurtları, yemek yiyebilecekleri, deniz manzaralı masaları, hatta eğitim görebilecekleri bir mektepleri bile vardır. Faaliyete geçtiği 1843 yılından itibaren Osmanlı dokuma sanayinin en önemli kurumu olarak faaliyet gösteren ve ürünleriyle imparatorluk yaşantısının son yüzyılını belirleyen
Hereke Fabrika-i Hümayunu, kuruluşundan bir süre sonra Avrupa'da da prestijli bir markaya dönüşmüş ve uzun yıllar Avrupa'daki birçok uluslararası sergide ödüllere layık görülmüştür. Hereke Fabrika-i Hümayun'da dokunan İpek Halılar 1894 yılında Lyon'da, 1910 yılında Brüksel'de ve 1911 yılında Torino'da ödüller kazanmıştır. Halı deyip geçmemek gerekiyor. O halı, ilmik ilmik kültürümüzü, sanatımızı, tarihimizi işlemiş ve her bir desenin ayrı bir hikayesi olmuş. Asırlarca kültürümüz dünyaya halılarla gitmiş. Halıcılık bir sevdadır, bir kültürdür, bir tarihtir. Ama en önemlisi el emeği, göz nurudur. Hereke halısında ham madde olarak ipek, yün ve pamuk kullanılır. Hereke halısı pamuk iplik üzerine yün ve ipek üzerine ipek olarak iki türlü dokunur. Yün halıların desimetre karesinde 3600 ilmek, ipek halıların desimetre karesinde ise 10.000 ilmek bulunur. Bu kadar sık dokunduğu için hereke halılarında bulunan desenler oldukça ayrıntılıdır. Türk düğümüyle dokunduğu için İran halılarına göre daha dayanıklı olan hereke halıları ilk dokunduğu dönemlerden günümüze İran halı desenlerinden hiç etkilenmemiş saray nakkaşlarının özgün tasarımlarıyla hayat bulmuştur. Hereke halılarında sanatın her dalında doğayı kucaklayan motifleri ve tasavvuf kültürümüzden gelen sonsuzluk temasını bulmak mümkündür. Hereke halılarında başta lale, gonca gül, yaprak, karanfil, sümbül, çiçek buketleri olmak üzere 200'den fazla çiçek motifi kullanılır ve bu motifler bir araya gelerek eşsiz desenler oluşturur. En çok bilinen ve klasik olan desen 7 dağın çiçeğidir. Bu deseni dokuyan genç kızlar 7 tepe üzerinde kurulu İstanbul şehrinin çiçeklerini anlatırlar halılarda. Dünyada Türk el halılarını tarihsel gelişimi içinde en yakından takip eden ve değer veren millet Almanlardır. Kıymetli halılarımız bugün Almanya'daki birçok müzede sergilenmektedir. Ünlü Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm, 3 defa Osmanlı'yı ziyaret etmiş, hereke halılarına yakın ilgi göstermiş ve halı dokuyan kızlarımızın çalışmalarını izlemiştir. Sultan, Kayser rahat etsin diye kendisini şale köşkünde ağırlamış, Hereke'de özel bir köşk yaptırarak Türk konukseverliğini göstermiştir. Bu ilginin sonunda bugün Sultanahmet Meydanı'ndaki Alman Çeşmesi, 1908 tarihinde Alman işçiler, Alman mermeri ve altın mozaikler kullanılarak yapılmıştır. Hereke İpek Halısı'nın Türk-Alman dostluğuna çok büyük katkısı olmuştur. El sanatı kültürümüzün muhteşem bir hazinesi hereke ipek halıları ile ilgili İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün PRODES projesi kapsamında Avrasya Gazete Radyo Televizyon Yayıncıları Derneği'nin sosyal sorumlulukları projesi kapsamında ipek halı ile ilgili araştırma yapmak üzere harekedeyiz ve tarihi bir mekandayız. Burası Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm için Sultan Abdülhamit Han tarafından yapılır ve orijinal haliyle bugün bu
köşk ayaktadır. Türk-Alman dostluğunun da bir yansımasıdır. Mimarisiyle, musikisiyle tarihimiz, medeniyetimiz önemlidir. Ve Osmanlı'dan Cumhuriyet'e o muhteşem mimarimizin bir güzel örneği, Türk-Alman dostluğunun da temellerinin atıldığı, hele ipek halıcılığımızın Almanlar tarafından hayranlıkla bilindiği yerdeyiz, Hereke'deyiz, Kaiser Wilhelm Köşkü'ndeyiz. Alman İmparatoru ipek halıya hayrandır ve bu halının nasıl dokunduğunu, nerede dokunduğunu görmek ister. Osmanlı Devleti'nin misafiri olur ve bu sarayı, bulunduğumuz bu köşk daha doğrusu Kaiser Wilhelm Köşkü'dür. Yıldız Sarayı'nda çok kısa sürede yapılır, 24 saat içerisinde bulunduğumuz Hereke'de bu sahile gelip monte edilir. O orijinal haliyle bugün duruyor. Türk-Alman dostluğunun da adeta temeli, Hereke ipek halılarının da bir muhteşem geçmişini yansıtıyor burası ve o medeniyetin, o kültürün, Türk-Alman dostluğunun ilişkilerini de burada görmek mümkün. Ve bu misafirperverliğe karşılık Alman İmparatoru bugün Sultanahmet Meydanı'ndaki Alman Çeşmesi'ni de yaptırarak o dostluğun bir sembolü olarak kalır. Kurulduğu 1843'ten günümüze Hereke halısı, kalitenin ve görkemin simgesi olma özelliğini hep sürdürmüştür. Bugün dünyanın en ince halısı rekorunu elinde bulunduran, Hereke'de Nuriye Kıvanç tarafından 5 senede dokunan Hereke ipek halısıdır. Santimetre karesinde 1024 ilmik bulunan bu halı, uluslararası sergilerde büyük ilgi görmüş, pazarı halısından Hereke halısına Türk halı sanatının bir dünya markası olduğunu ispat etmiştir. 71 yıldan beri ipek halı dokucusuyum. Bizim kursumuz vardı. Kalabalık bir ailenin en büyük çocuğu bendim. Babam yetiştiremediği için beni kursa verdi ilkokulu bitirdiğim an. Sonra devamlı orada ara vermeden çalışmaya başladım. Yıllarca kursa çalıştım. Evlendikten sonra evde devam ettim. Bu halı birden meydana gelecek bir şey değil. Kademe kademe, yıllarca verilen bir emekle. Sabah 8'de eşimi işe gönderiyordum. Çocuklarımı okula başlıyordum. Akşam 9-10'a kadar hiç aralıksız. Arada bir yemek saatim oluyordu. O şekilde 5 yılda bitti. Çünkü bu halı normal bir halı olsa duvardan doğru olan bir halı. Bunun böyle küçük olduğuna bakmayın. Bu çok ince ve zor olan bir halı. Küçük yaştan belli bu halıcılığın içinde yetiştim, uğraştım, çalıştım. Ve dedim ki kendi kendime bu halının en ince, en şey bizim ince nasıl olur, nasıl yapılır? Bunlarla ben çok uğraştım ve nihayet malzemelerini temin ettikten sonra Nuray Kıvanç isminde bir hanım arkadaşımıza yapalım mı, yapalım mı, yapmaz mı mücadelemizi verdik sağ olsun. Elinden gelen gayreti göstererek bu halının çıkmasına sebep olmuştur. Özelliği 1 santimetre karesinde 1024 düğüm, yani ortalama 1 santimde 1024 düğüm olmak şartıyla 32 çarpı 32 veya 33 çarpı 33 ebatında 50'ye 75 bir ebatında bir halıdır. Bunun özelliklerinde işte Nur Suresi, Ayet-el Kürsü, bordülünde Kur'an'ın en büyük ayetlerinden Ayet-el Kürsü yazısı, mihrabında yine Kur'an'dan en büyük ayetlerden Ayet-el Kürsü'den sonra Nur Suresi'nin 35. ayeti, Allahu Ekber Kebirası, bir Osmanlı padişahlarının seccadelerini andıran motifleri Kahire'den Yavuz Sultan Selim Kahire'yi fethettiğinde giydiği kaftandan esinlenerek yapılmış bir motiftir.
Cumhuriyet'in kurulmasından sonra ipek halı üretimi dünyada yaşanan ekonomik krizler yüzünden lüks olarak görüldüğü için ihmal edilmiştir. 1950'li yıllarda usta dokumacıların katkılarıyla hereke halı dokumacılığı bir sanat kolu olarak tekrar değer kazanmıştır. Tamamı el dokuması olan halılar günümüzde işçiliği ve sanat değerleriyle kabul görmektedir. Hereke fabrikası 1925'te Maliye Bakanlığı'na, 1933 yılında Sümerbank'a devredilmiş, 1995 yılında Sümerbank'ın özelleştirme çalışmaları sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na devredilmiştir. Tarihi Hereke Halı ve Kumaş Fabrikası halen Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı olarak müze fabrika şeklinde halı ve kumaş üretimine devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı patentlerle coğrafi olarak tescilli olan hereke ipek halıcılığının gelişmesi için büyük çaba sarf etmektedir. Halı dokuma sanatı, Türklerin insanlığa armağan ettiği bir Anadolu kültürüdür. Sarayların, şahların, kralların, sultanların haşmetinden nasiplenmiş, kimi zaman mabetleri süslemiş, kimi zaman evlerin sıcacık yuvalara serilerek sevince, hüzne, kedere şahitlik etmiştir. Dokunurken her ilmeğinde el işçiliği barındıran, şanı Osmanlı dönemine kadar uzanan hereke ipek halısından bahsetmek istiyoruz. Okulun görevlerinden birisi de gelecek kuşaklara gelenek ve görenekleri aktarmaktır. Hereke asıl ününü ipek halılarla yaptı. Bursa ipeğinden dokunan halılar, yurt içinde ve yurt dışında kolaylıkla alıcı buldular. 1970'li yıllarda özel sektörün ipek halıya yatırım yapmasıyla hızlanan halıcılık, 1980'li yıllarda zirve yaptı. Dünyanın birçok ülkesinden ülkemize gelen turistler, her cumartesi günü Hereke'de kurulan ipek halı pazarından halı satın alıyorlardı. 1990'lı yıllarda yurt dışında dokunan kalitesiz halıların hereke halısı adı altında piyasaya sürülmesiyle halıcılık sektöründe gerileme başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanımıza hediye ettiğim halının da özel bir hatırası var. Onu da bir dinleyelim efendim. Efendim bu aşağı yukarı 34 santimetre kare boyunda. Evet. Aşağı yukarı üstünde yarım milyona yakın çift düğüm bulunan. 500 bin imle düğüm. İlmek. Yani santimetre karede 144 düğüm üstünden yapılmış. Hereke halısı, Hereke'den. Ve evet, bahsettiğim Erhan Bey'in yapmış olduğu bir halıdır. Dolayısıyla bu halının ilkini 2015'te 100. yıla geldikleri zaman Avustralya Başbakanı'na hediye ettiler kendisine. Erhan Örbey. Evet. Dolayısıyla ben rica ettim, bana da bir tane yaptı ve benim amacım bunu Cumhurbaşkanımıza hediye etmekti. Nasip oldu, geçen sene bunu kendisine hediye edebildi. Fotoğraf. Halının deseni tabii çok manalı. Bir defa Çanakkale Boğazı gözüküyor. İşte onun Asya ve Avrupa'sı olarak yazıları gözüküyor. Orada bizim meşhur Mehmetçiğimizin kucağında taşıdığı İngiliz subayının heykeli biliyorsunuz. Orada var ha. Lone Pine'a çıkarken sağ tarafta duran heykelin aynısı halıya resmedilmiştir. Kucağında taşıyor ve dolayısıyla onun hayatı öyle kurtuluyor, o sayede kurtuluyor ve daha sonra 1967 yılında Avustralya'ya genel vali oluyor İngiltere'den. O şahıs. Bu yaralı, yaralı o olan. Evet. Yaralı olan. Evet. Dolayısıyla şimdi çok manidar ve aynı zamanda o bahsettiğimiz yazı altında okunuyor halının. Ve tabii 18 Mart'ta Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilerin isimleri gözüküyor halının üstünde. 2018 yılında Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nın kapasitesi artırıldı. Müze fabrikaya 25 halı dokuma ve 10 ipekli dokuma ustası alındı. Hereke Fabrika-i Hümayun binasına halı ve ipekli dokuma müzesi açarak devletimiz, Hereke, ipek halıcılık sanatına verdiği önemi gösterdi.
Tarihi süreçte yaşadığı olumsuzluklara rağmen Herekalıları bir dünya markası olarak ününü sürdürmekte, yeni yapılanmanın getireceği desteklerle eski ihtişamlı zamanlarına döneceği günü hasretle beklemektedir.